Çok yoğun bir referandum süreci geçirdik. Bu referandum sürecinde hepinizin gerçekten çok büyük emekler sarf ettiğini ve hayır olması yönünde, ki olması gereken de buydu, çok mücadele ettiğinizi gördük. Hepinizin hakikaten eline, diline, ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'nin 100 yıllık rejimini değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik önemli bir adım atılan 16 Nisan'da. Ama henüz tamamlanmadı. Nasıl tamamlanmadı? Bir defa bütün çabamıza rağmen bu bir parti meselesi değildir. Bu kişilerle ilgili bir mesele değildir. Bu Türkiye'nin geleceği meselesidir dememize ve bu yönde yürümemize, bütün stratejimizi de bunun üzerine kurmamıza rağmen ne yazık ki tam anlamıyla işi bu noktadan çıkaramadık, bunu sağlayamadık. Çünkü karşımızdaki cephe zaten kavgaya alışmış, kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya alışmış. Buna devam ettiler. Önemli oranda da bunu sağladılar. Yani insanlar bilerek oy vermedi. Evet diyenleri kastediyorum. Birisi ya da bir parti istediği için bu doğrultuda iradelerini ortaya koydular. Referandum sonuçları çok tartışmalı, çok şaibeli. Asla hukuka sığmayan bir karar alındı YSK tarafından ve hala da bu kararın arkasında durmaya devam ediyor ne yazık ki YSK. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda biliyorsunuz Danıştay aşamasında, Danıştay'a bir başvuru yaptık. Arkasından Anayasa Mahkemesi'ne eğer Danıştay'dan olumsuz bir karar çıkarsa gideceğiz. Ve bütün hukuk içerisindeki her türlü yola başvuracağız. Bu milletin iradesinin göz göre göre çalınmasına ve de böyle önemli bir konuda çalınmasına hukuk çerçevesinde elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle mücadele ederek izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, 16 Nisan'da çok değerli bir şey elde ettik. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. O da şudur. Her siyasi görüşe mensup, Sünnisi, Alevisi, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, her etnik kökenden, her inançsal temelden insanlar bir araya geldi. Her türlü anti propagandaya rağmen, hayır diyen teröristiz gibi asla kabullenemeyeceğimiz ifadelere, devletin en yüksek katından gelen bu tür suçlamalara rağmen %49 Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'yi, gelecek kuşakları bir tek adamın, herhangi bir tek adamın iki dudağı arasına, sadece onun iradesine teslim etmemek için %49 bir araya geldi. Bu çok değerli bir şey. Hileyle, hurdayla, kıl payı bu seçimi, bu referandumu kazanmış olabilirler. Ama bu %49'un gücünü çok iyi gördüler ve biliyorlar. Biraz önce dedim, önemli bir adım atıldı Türkiye'yi dönüştürmek yolunda ama daha bu bir adım, süreç tamamlanmadı. Süreç ne zaman tamamlanacak? 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle tamamlanacak. Yani mücadele bitmedi arkadaşlar. Mücadele devam ediyor ve asıl mücadele 2019'da olacak. 2019'da ben inanıyorum ki bu %49 çok daha büyüyecek ve önce Cumhurbaşkanlığını alacağız. Bu %49'un birlikteliğiyle önce Cumhurbaşkanlığını alacağız. Sonra da bu devleti, bu ülkeyi yeniden eski rejimine, parlamenter sisteme kavuşturacağız.